Refke Avrupa Üniversitesi, Kenan Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün düzenlemiş olduğu Lefke Edebiyat Buluşması etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen Kıbrıslı Türk Edebiyatçı, araştırmacı, yazar ve eski bakan İsmail Bozkurt'un söyleşisine hoş geldiniz. İsmail Bozkurt, 24 Şubat 1940 tarihinde Güney Kıbrıs'taki Larnaka ilçesine bağlı Boğaziçi köyünde doğdu. Lisede öğrenciyken Gizli Türk Mukavemet Teşkilatı'na katıldı. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kıbrıslı Öğrenciler Derneği'nin başkanlığını yaptı. 1962'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Üniversiteden mezun olduktan sonra Türk Cemaat Meclisi'nin belediye müfettişliği görevine getirildi. 1963 yılında EOKA'nın Türkleri topluca imha etmeye yönelik akli tasfiyelerini uygulamaya koruması üzerine lisede öğrenciyken girdiği Türk Mukavemet Teşkilatı saflarında silahlı direnişe katıldı. 1964-1967 arasında Geçitkale, Boğaziçi bölgesini oluşturan köylerin mücahit komutanı olarak görev yaptı. Bu sırada Mücahit adlı haftalık dergi çıkan gazete çıktı yayınladı. Siyasal yaşamında 1970-1990 yılları arasında 4 dönem milletvekilliği, 1973-1975 yılları arasında Türk Cemaat Meclisi Başkanlığı, 1975-1976 ve 1983-1985'te iki kurucu meclis üyeliği, 1986-1987 yılları arasında Toplumcu Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı, bu sıfatla ana muhalefet liderliği, 1985-1986 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Kültür Bakanlığı görevlerinde bulundu. Kıbrıs Türk halkının çok partili demokratik hayata geçmesinde, anayasayla birçok yasanın yapılmasından etkin oldu. Kültür Bakanlığı dönemlerinde birçok ilklere imza attı. 1990'da muhalefet partilerinin ortak adayı olarak Cumhurbaşkanlığına aday oldu. Seçimi kaybedince aktif politikadan ayrıldı. 1995-2002 yılları arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi bünyesinde Kıbrıs Araştırmaları Merkezi'nin başkanlığını, Kıbrıs Araştırmaları Dergisi'nin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Çeşitli yayın organlarında yayınlanmış çok sayıda denemesi, makalesi, gezi notları ve köşe yazıları vardır. Çok sayıda uluslararası bilimsel toplantı organize etmiş ve pek çoğuna katılarak bildiriler sunmuştur. Bu bildirilerin sayısı yüze yaklaşır ve bazıları değişik dillerde yayınlanmıştır. Şimdilerde uluslararası sürekli ateistik konferansının sürekli üyesidir. 1998'de kurulan Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Vakfı'nın kuruluşundan beri başkanlığını yürütmektedir. 1998'de yayına başladığından beri Edebiyat ve Dil Dergisi Turnaların genel yayın yönetmenliğini yürütmektedir. Beş Parmak Grubu, Beş Parmak Düşünce Grubu kurucusu ve üyesidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Müzakere Danışma Kurulu üyesidir. Yayınlanmış 4 romanı, 1 öykü, 1 deneme, 1 gezi kitabı vardır. Yaklaşık 20 kitabı yayıma hazırlamıştır. Yusufçuklar Oğlum romanı Bulgarca ve Makedonca'ya, Mangal romanı Makedonca'ya, Bir Gün Belki romanı Ukrayna'da, Rusya ve Ukrayna'ca ve bazı öyküleri değişik dillerde çevrilerek ilgi ülkelerde yayınlanmıştır. Bir Gün Belki ve Yusufçuklar Oğlum romanları ile Gölge ile Vücur adlı öykü kitabı Azerbaycan Türkçesine aktarılmış, Bir Gün Belki Azerbaycan'da 2004 yılının en iyi kitabı seçilmiştir. Mangal romanı Özbekçe'ye çevrilmiş olup basım aşamasındadır. İsmail Bozkurt çok sayıda ulusal ve uluslararası ödüller kazanmıştır. Bu ödüller arasında iki kez aldığı Necati Özkan ödülü, Türk Dünyası'na Hizmet Ödülü, Balkanlar Türk Kültürü'ne Hizmet Ödülü, Doğu Akdeniz Üniversitesi Vefa Ödülü gibi ödüller vardır. Makedonya'nın Struga Belediyesi ile Romanya'nın Doğu Batı Akademisi beraklarını vermiştir. Ali Diplomasi Üniversitesi, Vektör Uluslararası İlim Merkezi, Asya Üniversitesi tarafından 3 kez Fahri Doktor Ünvanı ile ödüllendirilmiştir.
Konuşmasını yapmak üzere Sayın İsmail Bozkurt'u buraya davet ediyorum. Evet. Çok değerli hocalarım, sevgili öğrenciler. Her şeyden önce özellikle Avrupa Üniversitesi'ne bana bu olanağı yarattığı için teşekkür etmek istiyorum. Sizlerle buluşmak güzel bir şey, mutluluk ve mutluluk verici bir olay. Umut ederim bu söyleşinin sonunda sizler memnun kalırsınız, mutlu olarak ayrılırsınız. Onu yapmaya çok seviyorum. Bana verilen formata göre bir Kıbrıs Türk Edebiyatı ile ilgili bir söyleşidir bu. Kısaca, çok uzun olmayan bir şeylerle o zaman söyleyeceğim. Ve daha çok sizin sorularınızla, istediğiniz herhangi bir konudaki yöneteceğiniz sorularla devam edebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi Kıbrıs Türk Edebiyatı ama benim bakış açım, kişisel bakış açımı dile getireceğim. Şimdi biliyorsunuz Kıbrıs Türkleri veyahut da Kıbrıslı Türkler, ikisi de kullanılıyor son zamanlarda, bana göre pek fark etmez. Kökenleri 1571 yılında Osmanlı'nın bu toprakları ele geçirmesinden sonra Anadolu'dan buraya göçürülen insanların torunlarıdır. Hemen 1571'den hemen sonra 1572'de padişah fermanıyla toplu bir göç yaşandı buraya. Sonra 1878 Osmanlı yönetiminin buradan gitmesine kadar da bu göç dalgaları devam etti. Hem toplu göçler yaşandı hem elbette ki aynı ülkenin vatandaşları olarak bireysel göçler oldu. Mesela benim baba tarafından ailem 19. yüzyılda yani Osmanlı döneminin son yıllarında Kıbrıs'a giden Aydınlı birinden geliyor. Tabii bilmiyorum, araştırma yapamadım, öyle bir vaktimiz yok. Ama aileden biliyorum ki benim baba tarafından kökenim Aydın'dan geliyor. Şunu söylemek istiyorum, yani sonuçta Anadolu'dan göç eden insanlar burada yeni bir coğrafyada, yeni bir iklimde ve yeni koşullarda üstelik de bir başka toplumla iç içe olarak, Rum toplumuyla iç içe olarak yeni bir yaşam geliştirdiler. Ve oradan getirdikleri kültürü devam ettirerek ona bazı yeni unsurlar da kattılar. Bu gayet doğal bir şey. Toplumlar birbirlerini muhakkak etkilerler. Mesela bizim dilimizde Rumcadan geçen sözcükler vardır ama Rumca'da Türkçe'den geçen sözcüklerin sayısı çok daha fazla. Şunu söylemek istiyorum çok kısa olarak. Bir ada olması, Kıbrıs'ın bir ada olması özelliklerinin ve kültürel niteliklerinin büyük bölümünün aynen korunmasını sağladı. Ve yakın zamanlara kadar da bu yüzyılın ortalarında, 20. yüzyılın ortalarına kadar da diyeyim, Kıbrıslı Türklerin kültürel özellikleri çok kolayca korundu, yüzyıllarca korundu. Ancak son zamanlarda işte bu küreselleşme dediğimiz olay, Kıbrıs'ın kendi içinde sürekli bir savaş dönemi, insanların göç etmesi, önemli bir bölümü yerini yurdunu terk etti. Bunlar kültürel bazı değişiklikler yaptı ve önemli kültürel kayıplar da oldu bu dönemde. Ancak şunu yine ben söylemek istiyorum. Bu ada olması dolayısıyla Kıbrıs'ın iyi korunmuş kültürel özellikleri vardır ve folkloru özellikle Kıbrıs Türklerinin folkloru gayet zengindir. Gayet zengindir. Her bakımdan zengindir. Halk edebiyatı bakımından da yani sözel değerler bakımından da zengin bir edebiyat vardır. Bunlar büyük oranda ortaya çıkarılmıştır ama hala daha ortaya çıkarılmayan ve yeni manilerdir, türkü
türkülerdir, masallar, hikayeler vesaire. Bunlar durmadan çıkıyor. Bir de tabii insanlar bir yerden başka bir ülkeye göç ederken kendi dillerini derde getiriyorlar, kendi kültürlerini de derde getiriyorlar. Buradaki, buraya gelen insanlar tabii o zaman Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası ve Lefkoşa, Kıbrıs'ın başkenti İstanbul'la, yani Osmanlı payitahtıyla, başkentiyle çok sıkı ilişkileri olan bir yer. Niçin? Birçok eyaletten, birçok vilayetten daha sıkı ilişkileri olan bir yer. Çünkü Kıbrıs'ın konumu buna müsaitti. Mısır, Hicaz, Osmanlı İmparatorluğu için çok önemliydi ve Kıbrıs o yolun üzerinde giden gemilerin bir durak yeriydi. Dolayısıyla Kıbrıs'ın Osmanlı payitahtıyla birçok eyaletten çok daha sıkı ilişkileri olduğunu biliyoruz. Ve Osmanlı döneminde de zengin bir edebiyat olduğunu da biliyoruz. Bunun çarpıcı bir tanığı da vardı, bir kanıtı da vardı. 19. yüzyılda bir Kıbrıslı şair, Müftü Efendi, padişahın iltifatına mazhar olup, o zaman Sultan-ı Şuara, yani şairler sultanı olarak nitelendirilmiş. Bu herhalde bir göstergedir diye düşünüyorum. Şimdi, Kıbrıs'taki edebiyatı sürekli olarak Türk edebiyatını izleyen bir edebiyat olarak görmek gerekir. 19. yüzyılda biliyorsunuz batılılaşma hareketi başladı Osmanlı'da ve bu batılılaşma hareketiyle beraber batı tarzı edebiyat girmeye başladı. İşte o roman türü geldi, öykü türü geldi vesaire, oyun, tiyatro vesaire. Tanzimat edebiyatı diye bir edebiyat var. Herhalde derslerinde zaten okuyorsunuz bunları. Şimdi 19. yüzyılda Kıbrıs'ın yine bir şansı oldu. İki ünlü Osmanlı edebiyatçısı Kıbrıs'ta bulundu. Biri Ziya Paşa, Kıbrıs'a vali olarak, mutasarrıf olarak, yani vali olarak geldi. Bir de Namık Kemal da sürgün olarak geldi. Ama bunların gelmesi Kıbrıs'ta edebiyata ilgi duyanlar için bir ivme oldu. Ve dolayısıyla Kıbrıs'taki yaşayan insanların Türkiye'de, İstanbul'da başlayan o Tanzimat edebiyatını izleme olanağını yarattı. 1878'de, böyle halinde geçiyorum ben, süratli bir şekilde. 1878'de Kıbrıs maalesef elimizden çıktı. Hem de Türk tarihinde hiç görülmeyen, eşi benzeri görülmeyen bir şekilde maalesef. Nedir o? Kiralanarak, belirli bir ücret karşılığında kiralanarak. Bu Türk tarihinde bu şekilde kaybedilen ilk ve tek topraktır maalesef. Yani ben bunu tarihimizde çok hoş olmayan bir nokta olarak görüyorum. Kişiden değerlendirme odur. Şimdi İngiliz yönetiminin buraya gelmesinin sonuçları ne oldu? İki sonuç doğdu. Birincisi Kıbrıslı Türkler, ki o zaman İslam cemaati deniyordu, bir anda üçüncü sınıf yurttaş durumuna düştüler. Yani bir düşünün, koca bir imparatorluğunun, bir imparatorluğun yönetici, hakim sınıfının bir unsuruyken, yani ve Kıbrıs'ta da yönetici, hakim unsuruyken bir anda üçüncü sınıfa düştüler. Niçin üçüncü sınıf? Çünkü birinci İngilizler, sömürgeci kendileri, ikinci Rumlar, üçüncü Türkler. Bir ikinci bu Kıbrıs Türkleri için kendi kimliklerini, kültürlerini kaybetme için bir alarm oldu. İkinci bir tehlike, Kıbrıs İngiliz yönetimine geçer geçmez Rumlar Enosis için faaliyete başladı. Enosis, yani Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması için. Aslında bu çok daha önce başladı. Ta 1796'larda bir harita çıktı, Kıbrıs Yunanistan'ın bir parçası olarak gösterildi.
Mora'da Yunan isyanı çıktığında Kıbrıs'ta da isyan başlatılmak istedi. Fakat zamanın paşası burada valisi onu haber aldı, bertaraf etti. Ama İngiliz yönetimi gelir gelmez Rumlar hemen Enosis talep ettiler. Enosis, yani Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanma konusu her zaman, her dönemde Kıbrıs Türkleri için bir karabasan oldu, bir kabus oldu. Niçin? Çünkü daha önce Yunan idaresine geçen Türk topraklarında korkunç katliamlar yapıldı. Yani bu arada bir tek Türk kalmadı, Girit'te kalmadı vesaire. Dolayısıyla o korku vardı. Şimdi İngiliz yönetimi geldiği zaman Kıbrıs Türklerin karşılaştığı sorun bu oldu. Bir tarafta bir sömürge yönetimi, bir tarafta da Enosis endişesi, Enosis'in olma endişesi. Bu herhangi bir onurlu toplumda doğal bir tepkiye, bir direnişe neden olur. Nitekim Kıbrıs Türklerinde de İngiliz yönetimi başlar başlamaz birkaç yıl içinde bir hareketlenme başladı. Ne oldu? 1882 sanıyorum, tarih yanlış olabilir. Lefkoşa'da bir Kıraathane-i Osmani diye bir örgüt kuruldu. Örgüt diyoruz ama aslında bir tüzüğü var, bir şey var, bildiğiniz bir kahvehane. Ama o kahvehanenin özelliği, zamanın aydınları veyahut da münevverleri orada toplanmaya başladı hep. Ve orada toplanıp tartışmaya başladılar. Ne oluyor? Biz İngiliz yönetimine geçtik, işte kimliğimiz kayboluyor, bir taraftan Enosis korkusu var, ne yapalım diye. Kendi aralarında bir şey başladı ve o kahve, kıraathaneye devam edenlerin kendi aralarından topladığı paralarla ilk kez bir matbaa kuruldu. Kıbrıs'ta, Kıbrıs Türklerine ilk kez bir matbaa kuruldu bu şekilde, ilk bir imece usulüyle. Ve hemen onun akabinde de ilk gazete çıktı. Sonra ne oldu bunun akabinde? O Ziya Paşa'dan Namık Kemal'dan esinlemelerin ürünleri görülmeye başladı ve peş peşe kitaplar çıkmaya başladı. İşte ilk Batı tarzında roman edebiyat bakımından o dönemde çıktı. İlk öykü o dönemde çıktı. İlk oyunu o dönemde çıktı. Yani Kıbrıs Türklerinde bir bilinçlenme, bir kültürlerine sahip, kimliklerine sahip çıkma olayı başladı. Çeşitli şekillerde. Çıkan gazetelerle, çeşitli örgütlerle vesaire vesaire. 1914'te İkinci Dünya Savaşı patladığı anda İngiliz yönetimi çıra ile elinde tuttuğu Kıbrıs'ı tek yanlı olarak ilhak etti. Burası benim artık bir parçamdır dediğim. Bu tabii Kıbrıs Türkleri için başka bir tehlikeydi. Çünkü Kıbrıs Türklerinin beklentisi ya Kıbrıs'ın tekrar Osmanlı'ya dönmesiydi. Yani kiralandı dediğim geri dönecek şeklindeydi. Ama maalesef İngiliz bunu yaptı. Bunun tepkisi ne oldu? Bunun tepkisi ilk kez Kıbrıs Türk tarihinde bir gizli teşkilat kurulmasıdır. Çok az bilinen, hala da tam gün tabii tarihçiler bunun üzerinde çalışıyor ama 1914-15'te çıkan o zamanın aydınlarının kurduğu bir gizli örgüt. Örgütün amacı ne? Örgütün amacı işte bazı kaynaklara göre Anadolu'dan epeyce silah da geldiği söyleniyor. Tam açıkça çıkmadığı için kesin konuşamam bu konuda ama ve bu örgütün amacı Çanakkale'de esir alınıp da Magus'ta tutulan bir kampta tutulan Türk askerlerini de kurtararak onlarla beraber bir başkaldırı gerçekleştirmek ve İngiliz'i buradan atıp Osmanlı'ya tekrar dönmek. Ama tabii bunu başaramadılar çünkü İngiliz istihbaratı bunu haber aldı, tutukladı o kişileri ve herhangi bir soruca gitmedi. Şimdi bu olay Kıbrıs Türklerinin bu baş kaldırışı İngilizleri daha da baskıcı hale getirdi ve 1915-19 yılları arasında Kıbrıs'ta
bu topraklarda çıkan bir tek Türkçe kitap, bir tek Türkçe gazete veyahut da dergi yoktur. 4 yıllık tam bir suskunluk vardı. İngiliz üretimi tam anlamıyla susturmuş. Ancak savaşın sonlarına doğru 1918'de bir uyanış başlar. Birkaç aydın teşebbüsüyle 10-12 Aralık 1918 aylarında Lefkoşa'da bir meclis-i milli, yani bugünkü dilde ulusal meclis, ulusal kurultay toplanır. Bütün adadan gelen 200 delegenin katılımıyla ve bu meclis-i milli Kıbrıs'ın tekrar Osmanlı İmparatorluğu'na iade edilmesi kararını alır. Tabii İngiliz bunu tanımaz. Zaten Osmanlı İmparatorluğu da yenilir ve sonunda da Lozan'la da Kıbrıs tamamıyla elinden gider. Ama meclis-i milliden sonra çıkan bir Kıbrıs Türk halkında bir patlama olur ve 1919-22 arasında tam 7 tane gazete yayınlanmaya başlanır Kıbrıs'ta. Ve o gazeteleri bugün incelediğimizde çok sayıda şiirler var, öyküler var, şunlar bunlar var. Tamamıyla Mustafa Kemal'in Anadolu'daki hareketini destekleyen ve ona destek atışı yapan yazılar, şiirler vesairelerle doludur. Önemli bir aşamadır. Tabii 1919-22 arası Kıbrıs Türklerinde Anadolu'daki Kurtuluş Savaşı'na yardım bağlamında işte yüzüklerin, küpelerin vesairelerin toplandığı, gönderildiği çeşitli kasaba ve köylerde 80 tane oyun sahnelendiği ve bu oyunlardan toplanan paraların Anadolu'ya gönderildiği hep bunlar belgeleriyle sabitti. 1924'te Lozan'la Kıbrıs tamamıyla elde çıktıktan sonra büyük bir göç başlar Anadolu'ya ve bu göçün içinde önemli sayıda da zamanının aydınları olur. Fakat buna rağmen yine Kıbrıs'taki mücadele bitmez. Necati Özkan olayı diye bir olay vardır. Onun başlattığı bir olay vardı. 1931'de ikinci bir milli meclis olayı vardı. Ondan sonra Rumların bir isyanı dolayısıyla İngilizlerin uzun yıllar süren bir sıkı yönetimi vardı. Her türlü örgütlenmeyi yasaklayan bir dönemi vardı. Ancak o dönem, yani 1930'ların ikinci arası, ikinci dünya yıllarında Kıbrıs Türk Edebiyatı'nın kendi kimliğini kazandığı yıllar olarak ortaya çıkar. Şimdi size söyledim, tabii Osmanlı döneminde bir edebiyat vardı. Ama o divan edebiyatının bir parçasıydı. Bir halk edebiyatı vardı. Ancak 1878'den sonra gelişen Batı tarzı edebiyatında tamamıyla İstanbul'un bir taklidi vardı. Taklit sözü yerinde ise bilmiyorum ama yani şu anlamda söylüyorum. Yazılan romanlar, yazılan öykülerin mekanı İstanbul'dur veyahut da Osmanlı'nın başka bir yeridir. Kişiler İstanbul'daki şeylerdir, İstanbul'daki bir konaktır vesaire. Kıbrıs Türk insanının ve bu toprakların edebiyata girmesi 1930'lu yıllarda başlar. Hikmet Afif Mapolar diye bir ünlü bir romancımız var. 15 küsur roman yazdı. Onun başlattığı bir hareket. Sonra bu devam etti ve tabii bugüne kadar da devam etti. Kısaca söyleyeceğim şu. Kıbrıs Türk Edebiyatı bugün epeyce iyi bir noktada olduğunu düşünüyorum ben. Epeyce bir ürünler veriliyor. Yabancı dillere de çeviriler başladı. Nitelikli olduğunu, nitelikli epeyce eserler de verildiğini düşünüyorum ben. Şunu da söylemek isterim. Kıbrıs Türk Edebiyatı her zaman başından şimdiye kadar Türk Edebiyatı, yani Türkiye'deki edebiyatı ve oradaki akımları biraz geriden izleyerek giden bir edebiyat olarak sürmektedir. Şimdi bunu söyledikten sonra çok kısa olarak ben kendi edebiyat anlayışımı da sizlere aktarayım. Benim tabii edebiyatçı olma hevesim çok eskilere, çocukluk yıllarıma başlar. Hep anlatırım o
anlamı, belki burada da geçmiş anlattım ama bir defa daha dile getireceğim. Benim ilkokul yaşadığım dönemlerde kitap yasaktı. Türkiye'de kitap gelmesi yasaktı. Ve okulda da kitap yoktu. Hocamız işte kara tahtaya yazar, biz de not ederdik. Ama buna rağmen kaçak maçak artık nasıl olurdu bilmiyorum. Bazı kitaplar geliyordu. Şimdi bir gün babam otobüsü vardı. Şehirlere sefer yapardı, yolcu taşımacılığı yapardı. Onun bir yardımcısı vardı. Bir gün bir adamcağızdan babamın yardımcısına o zamanki parayla 2 şilin verip bana roman getirdiğini duydum. Roman ne, ben roman sözcüğünü duymamışım bile bugüne kadar. Merak ettim, bekledim şehirden otobüs dönüşü. Baktım birkaç tane kitap vermiş. Demiş ki bir roman bu. Para biriktirdim ben de verdim. Bana 2 tane roman getiren ve bana 2 kitap getirdi. Arada yani kitapların şekliydi, her şeyle gözümün önünde o kadar etkilendim. Biri bir dönemin çok ünlü bir romancısı Esat Mahmut Kasakur, Esat Mahmut Karakur, pardon. Aşk romanları, aşk macera romanları yazan bir yazar. Onun Vahşi Bir Kız Sevdim adlı bir romanı. Bir de Çocuklara Altın Masallar diye bir kitap. Ben o kitapları yuttum. Yani tabii yerindeyse yuttum, yani bir açlık vardı. Ve inanılmaz bir zevk duydum. Okumaktan inanılmaz bir zevk duydum. Artık elime ne geçerse okumaya başladım. Ve çok ilginçtir, o dönemde, bu söylediğim 1947'ler, 47, 48'ler olduğum dönemde, ben köyde, o köyde, bulunduğum köyde, Üçran bir köyde, güneyde, Çalıkoşu'nu buldum. Çalıkoşu'nu o zaman okudum ve nasıl bir Çalıkoşu buldum, hala da gözümün önünde. 10-15 sayfası eksik, koparılmış böyle. Ondan sonrakini okudum, sonra tabii başka yerden bulup okudum. Bir de şansım oldu, rahmetli dedem köy muhtarıydı. Beni alıp birlikte kahveye götürür ve gazeteleri okuturdu bana. Toplardı böyle, halk toplandığı bir tarafa, ben de gazeteleri okurdum. Yani dolayısıyla okuma bende bir zevk oldu. Sonra ortaokula gittim, Darlık'a, güneyde. Ortaokulda da şöyle bir çevrik, bir gözlük, bir kütüphane vardı. Sanıyorum ilk yıldan ben bütün kitapları okudum. Yani diyeceğim, büyük bir kitap okuma hevesim oldu ve hep yazmak istedim. Okudukça ben niye yazmayayım diye heves ettim. Ben daha lise yıllarında öyküler yazmaya başladım. Yayınlanmış o zamandan öykülerim, makalelerim vardı gazetelerde. Bu arada orta üçteyken de bir piyes yazdım, bir oyun yazdım kendim. Ve o piyesi sahneledim de, az daha tutuklanıyordum da. Çünkü piyes oynamak için o zamanın bir sömürge yönetimi vardı, izin almak lazımdı. Ben bir açık gözlük yapıp izin almadan oynamak istedim. Ama o gece İngiliz polisleri geldi, zar zor kurtuldu ellerinden. Yani büyüklerimiz araya girdi ve böyle kurtuldu. Ve o heves bende hep kaldı ve özellikle hep ben roman yazmak istedim. Fakat şu hayatın artık biraz da kendi elinde olmuyor. Hayat bizi politikaya yönlendirdi. Uzun yıllar politikanın içinde kalınca ben o yazma şeyini bulamadım. Ancak politikanın sonlarına doğru tekrar ben edebiyata döner miyim diye böyle bir merakla ve bir vesile oldu. Başladı işte, ondan sonra peş peşe romanları yazdım. 4 romanım çıktı. Öykü kitabı, denemem vesaire. Şu anda da çalışmalarım var. Özellikle anılarım, 4 ciltlik anılarım üzerinde çalışıyorum. Edebiyat anlayışımı da kısaca ben söyleyeyim. Ben bu toplumun, bu Kıbrıs'ın, Kıbrıs toprağının ve Kıbrıs Türk halkının bir ferdiyim. Bu halkın mücadelesinin içinden geçtim. Bu halkın nasıl bugünlere geldiğini yaşadım. Savaşı bizzat yaşadım. Yanımda insanlar parçalandı. Hemen yanımda insanlar parçalandığını hatırlıyorum. Ve insanlar derken çocuklardan da bahsediyorum. Yani çocukların
yurtlarını parçalarını böyle 100 metre bir şeyden parça parça topladığımızı da anlatıyor. Göçleri yaşadı. Dolayısıyla bu toplumun Kıbrıs Türk halkının ve tabii genelde de Türk ulusunun bu Kıbrıs'ta yaşananları iyi bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Düşmanlık için değil, kim için değil, intikam almak için değil. Öyle bir şey bu çağda düşünülemez. Ama nasıl kişi olarak biz, insan olarak bir belleğimiz varsa, bir hafızamız varsa bu toplumun da, ulusun da bir hafızası olması lazım. Yaşanmışlıklarını iyice bilmesi lazım. Bu gelecek için gerekiyor. Geleceği daha iyi görmek için, gelecekte daha iyi hareket etmek için gerekiyor. Dolayısıyla benim anlayışım, yani gerçekçi bir yaklaşımla, gerçekçi bir şeyle, birebir olayları ve karakterleri yansıtarak ben bu yaşanmışlıkları toplum hafızasına aktarmak istiyorum. Ve bütün yazdıklarım, adam diye bütün öykülerimde, romanlarımda, tabii anılarım zaten hep öyle olacak. 4 ciltlik anılar hazırlıyorum. Anılarımdan da hep bu olacak. Yani Kıbrıs Türk halkı ve Türk ulusu bu yaşananları en açık bir şekilde edebi bir dille görsün istiyorum. Bunun toplumun, ulusun hafızasına kazınmasını istiyorum. Kısaca benim edebiyat anlayışım da budur. Sanıyorum daha fazla uzatmayalım ve biraz da sizlere soru sorma fırsatını bulalım. Evet, teşekkür ederim. Sabırla dinlediniz. Çok sağ olun. Evet, soru sormak isteyen herhangi bir konuda sorabilirsiniz. Soru yoksa ya hiç beğenilmedi konuşmam ya da çok iyi anlattı. Hangisi de artık bizi dinletiyoruz. Dört tane romanınızı yazdığınızı söylediniz. İki tane romanına baktım. İki tane romanınızı okudum da. He. Yusuf Çocuklar Oldu Mu? Mangal romanı. Ben bu başlıkla içerik arasında bir ilişki göremedim. Yani farklı. Çok farklı yazıyorum. Evet. İlk başlığında ben Yusuf Çocuklar Mandalina. Kıbrıs'ta evet. Temsil ettiği için ben öyle bir roman diye. Evet. Okumaya çalıştım ama içerik bayağı farklıydı, onun sebebi. Doğru. Şimdi bakın, bu kitaplara isim konusu gerçekten edebiyatçıların çok tartıştığı bir konudur. Ve ben şahsen isim bulmakta da sıkıntı çeken birisiyim. Hiç unutmam, İtalyanların ünlü bir edebiyatçısı, akademisyen bir profesör ve aynı zamanda edebiyatçısı var. Umberto Eco. Kondi'ye Nobel'i de almış. Onun bir söyleşisini okudum bir yerde. Biliyorsunuz onun Gül'ün Adı diye bir romanı var. Gül'ün Adı filmi de var. Çok güzel bir filmi de var. Soruyorlar kendisine, sizin romanınızın adı Gül'ün Adı ama olay Orta Çağ'daki bir manastırda geçiyor. Ne ilgisi var sizin o isimle romanın ne ilgisi var? Umberto Eco'nun verdiği yanıt şöyle. Sizin bir isminiz var mı? Var. Lev geldi. Mesela bir ismi var. Kim biliyor mu nereden geldiğini? Hayır. Önemli olan bir kimliği olması değil mi diyor. Aklıma öyle geldi, öyle koydum dedi. Yani herkes öyle biliyor, sorgulamıyor da. Dolayısıyla yani başlığın, kitap adının ille de kitabın içeriğiyle ilgisi olmasa gerekmez. Ben biraz da o anlayıştan hareket ettim. Şimdi Yusufçuklar Oldu Mu? Yusufçuklar, Yusufçuk biliyorsunuz Kıbrıs'ta mandalina verilen yerel bir isim. Yani Kıbrıs'ı çalıştırsın diye koydum. Mangal da Kıbrıs için bir şeydir, biraz sembol gibidir, öyle bir inanış vardır. Onu öyle koydum. Diğerlerine de artık bir gecede romanım var. O zaten o tam şeyle yakışıyor çünkü bir gecede romanım bir Türk köyünün
1964'te bir gecede, tek bir gecede nasıl o köyü terk edip göç ettiğini anlatan bir söyleyeyim ismiyle. Yani bazen ismiyle şey olabiliyor, benzer olabiliyor ama olması da şart değil diye düşünüyorum. Evet. Hocam, Kıbrıslı gençlerin tarihe ve siyasete son jenerasyonu diyorum, ilgi duymamasını neye bağlıyorsunuz? Evet, çok ilginç bir soru. Tabii bu tek bir şeye bağlamak mümkün değil. Bir de küreselleşme dediğimiz bir olay var. Yani küreselleşmenin en basit anlamı bütün insanların, dünyadaki bütün insanların aynı şekilde düşünmesi, aynı şekilde giyinmesi, aynı şeyleri giymesi, tavırlarının hep aynı olması. Ve bunun içinde korkunç bir şey var biliyorsunuz. Yani medya var, televizyonun kanalları var, internet var vesaire vesaire var. Ekonomiyle bunu sağlıyorlar. Giderek de yapıyorlar bunu. Giderek de Japonya'daki insanla Amerika'daki insanın yaşam biçimi pek fark etmiyor. Birincisi o. İkincisi de ben tabii eğitim sistemimizde büyük hata görürüm. Şimdi bir görüş var. İki görüş çatışır. Geçmişle ilgili. Bir görüş der ki geçmişi unutalım. Yani savaşlar olmuş, kötülükler olmuş, onları anımsamayalım, hatırlamayalım, unutalım, geçelim. Bir görüşte der ki, hayır unutmayalım, unutmayalım, hatırlayalım, evet düşmanlık yapmayalım, evet kin beslemeyelim, evet yani ölç alma duygumuz olmasın ama bilelim. Maalesef uzun yıllar eğitim sistemimiz o birinci şeye göre hazırlandı ve daha 3-5 yıl öncesine kadar benim anımsadığım kadarıyla 3-5 yıl öncesine kadar Kıbrıs'taki liselerde ve üniversitelerde Kıbrıs'ın edebiyatı, Kıbrıs'ın tarihi vesairesi hiç okutulmuyordu. Hiç okutulmuyordu. Son 4-5 yılda liselere bir ders kondu. Kıbrıs Türk Edebiyatı, Kıbrıs Tarihi diye. Üniversitelere konduğunu biliyorum. Özellikle edebiyat bölümlerinde. Ve dolayısıyla o da bir boşluk yarattı. Biraz da tabii gençlik, siz de hepiniz hocaları da geçiyor. Siz de gençsiniz. Gençlerin tabii biraz da hayata bakış açısıyla ilgili olarak görmek gerekiyor. Yani çağdaş gençliğin hayata bakış açısı biraz daha farklı. Onu da doğal karşılamak gerekir. Ama maalesef öyle bir şey var. Yani tek bir nedene bağlamak mümkün değil diye düşünüyorum. Kızarası. Evet. Öncelikle hoş geldiniz hocamızda. Benim sorum şöyle olacak. Tansiyon sanatçılarından Ziyad Paşa'nın buraya görevi nedeniyle geldiğini, Mahmut Yamakası sürgüne geldiğini söylediniz ve bundan dolayı Kıbrıs Türk halkının edebiyata yöneldiğini söylediniz. Daha sonra burada bir gazete çıkmasıyla Ziyad Paşa'nın ve Namık Kemal'in burada eserler verdiğini söylediniz. Peki Kıbrıs Türk halkı edebiyatın hangi türlerine daha çok önem vermiştir, daha çok yönelmiştir? Şimdi Kıbrıs Türk Edebiyatı ağırlıklı olarak şiir bir, bugüne kadar da böyledir. Olağan normal Batı ülkelerinde, Fransa'da, İtalya'da, Amerika'da, yani o tip ülkelerde bir edebiyatın, tabii edebiyat hocaları daha iyi bilecek ama ben kendi araştırmalarımdan bildiğim kadarıyla bir edebiyatın %60-70'i roman olur. Yani bir edebiyat genellikle roman ağırlıklı olur. Ama bizde Kıbrıs'ta tersidir, şiir ağırlıklıdır. Tabii bunun çok nedenleri vardır. Şiiri yayınlamak daha kolaydır. Şimdiki gazetelerimizde pek görmüyoruz bunu ama geçmişte Kıbrıs'ta yayınlanan bütün gazetelerde şeyler vardı. Yani şiirler yayınlanırdı, şiir sayfaları vardı, şimdi de var ama çok azdı. Yayınlamak daha kolaydır. Halbuki mesela romanı yayınlamak çok daha zordur. Biraz da ekonomik bir nedendir. Yayın evleri de pek yok. Dolayısıyla daha çok her dönemde daha çok şiir üzerinde duruldu. Şiir gelişti.
Evet hocam. Evet, iki tane soru olacak. Bir tanesi siyasetten ayrıldıktan sonra şuradan bahsettiğim hani bir yazmayı ve sesinize varmış ama başka etkiler neler oldu? Sizi doğrudan doğruya roman yazmayı etkiler. Bir de hani ilk romanınızı yazarken yayınlandıktan sonra ne hissettiniz? Hani, olumlu eleştiri, olumsuz eleştiri nasıl bir soru? Evet. Şimdi hocamın sorusu anlattım biraz. Yani müthiş bir roman okuyucusu idim ben. Hep de böyleydim. Ve romanın insana çok şey kattığına inanıyorum. Yani şimdi televizyonun var, internet var. Onlar var ama romanın özelliği nedir? Bir hayatı bir kişi bazında veya da bir bölge bazında, bir dönem bazında olduğu gibi ayrıntılarıyla yazıp veriyor size. Yani en küçük insanın davranışlarına kadar, hatta bir ünlü bir düşünürün bir sözü vardır, hatırlıyorum. Roman demek ayrıntı demektir. Ayrıntısı olmayan roman bir eser roman değildir diye. Dolayısıyla romanı çok sevdim. O çocukluğundaki o hevesle, işte öyküler, şunlar bunlar yazarken hep niye ben bir roman yazmayayım? Hani hep kafamda oydu. Sonra 1987 yılında, anlatayım, 1987 yılında ilk kez hayatımda, tabii bizim hayatımız hep zor şartlarda geçti. Savaş yıllarından sonra zor şeylerden. Dolayısıyla pek böyle tatil, çubuğu imkanımız da olmadı. İlk kez 1987 yılında eşimle beraber Abant, Türkiye'nin, Bolu'nun biliyorsunuz Abant'ı var. Çok şahane, çok güzel bir yer, bir doğa harikası. O gölün kenarındaki bir otelde 15 günlük bir tatil yaptık. Orada ben Okan'daki romanı yazmaya başladım. Bir suçluklar oldu mu? Ve 15 günde de onun yazımını, ilk yazımı, sonra üzerinde çalıştım. İlk yazımını orada yazdım. Hatta o romanın okuyanlar bilecek kadın kahramanlardan bir tanesi nedir o? Bir çiçek vardı şeyde. Şimdi onu hatırlamadım. Abant'ta yetişen bir çiçek. Neyse aklıma gelecek onu söyleyelim. Ondan kaynaklandı. Yani sonra tabii üzerinde çalışıp ben o romanı yayınladım. İnanılmaz şey, olumlu, yani bazı olumsuz şeyler almadım değil ama olumlu tepkiler çok daha fazla oldu. Ve o romanın ben Kıbrıs Türk yazarları üzerinde de bir ivme, bir içici güç olduğunu düşünüyorum. Çünkü ondan sonra bana birçoğu söyledi, cesaret alıp biz de yazmaya başladık diye. Tabii birinci yazınca demek ki ben bu işi yapabiliyormuşum şeyine kapıldım. Sonra işte Mangalı ikinci yazdım. Sonra bir gün belki yazdım. Yani arkasından bir gece, dört gecede. Şu anda hazır bir romanım daha var. Bitmiş durumda. Bir gözden geçirmem gerekir. Ayrıca üzerinde çalıştığım başka romanlar da var. Fakat
I'm dedicating this song to someone out there who my heart beats for day and night. Oh, I just wanted you to comfort me when I called you late that night to see I was falling into love. Yes, I was crashing into love. Oh, all the things you said to me about life, the truth, and being free. You sang to me. Oh, you sang to me. Girl, I leave off how you make me feel, and I know I think how this could be. Now I'm crazy for your love. For the first time I'm crazy for your love. The world you made for you and me, and you showed me where I wanna be. You sang to me. Oh, you sang to me. Just to think you live inside of me, I have no idea how this could be. Now I'm crazy for your love, can't believe I'm crazy for your love. Oh, this word you sang to me, and you showed me where I wanna be. And you sang to me, oh, you sang to me, yeah. Although while you were in front of me, I never feel like just can't believe I didn't see it in your eyes. I didn't see it. I can't believe it. Oh, but I feel it when you sang to me. Oh, I love to hear you sing beneath the blue sky. And I promise you this time I see it in your eyes. Now I'm leaving way down. It must have been
Saçlarıma genç yaşım, bana bakar. Zalim, senin